birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe, yalnız Türk İstiklal ve Hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Halide Edip adı var 1919 Mayıs'ında bu topraklardaki en büyük kitle gösterilerinden birinde yaptı bu konuşmayı. Artık direniş fikri sadece bir kesimin görüşü değildi. Dalga dalga tüm ülkeye yayılıyordu. Toprakları üç kıtaya yayılan, çatısı altında onlarca etnik kökeni barındıran Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı sonunda yenilmiş, pek çok imparatorluk gibi onun da sonu gelmişti. Yenilgi, Mondros mütarekesiyle kabul edilecekti. Artık İtilaf devletleri güvenlikleri gereği istedikleri yerlerde kontrolü ele alabilecekti. Bu yerlerden biri de İstanbul'du. İtilaf devletleri şehrin limanlarına demir atıyor, toplam 3626 asker İstanbul'a çıkıyordu. Kuvayi Milliye ise Anadolu'da örgütlenecekti. Amaçları İtilaf devletleri kontrolüne geçen topraklara savaş döneminde göç ettirilen gayrimüslim nüfusun geri dönmemesini sağlamak ve olası bir kalıcı müdahaleyi engellemekti. Anadolu'da infial uyandıracak gelişme İzmir'e Yunan askerlerinin çıkmasıydı. Askerlerin geleceği bir gün önceden Osmanlı makamlarına iletildiği için güçlü bir direniş yaşanmayacaktı. Parçalanan çok uluslu imparatorlukta her kesimin farklı umutları vardı. Rumlar için yoğun olarak yaşadıkları Ege bölgesindeki çıkartma büyük anlam ifade ediyordu. Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da şehirde zafer turu atıyordu. İzmir'de kutlamalar çoktan başlamıştı. Müslüman toplum içinse bu bir ulusal felaketti. Meydanlar tıklım tıklımdı. Paşalar teker teker Anadolu'ya geçiyor. Kazım Karabekir 19 Nisan'da Trabzon'a, Mustafa Kemal ise 19 Mayıs'ta Samsun'a gidiyordu. Direniş hareketi Anadolu içlerinden başlayacaktı. Bu süreçte İstanbul'la Ankara arasında ipler kopuyordu. Sivas Kongresi sonrasında Osmanlı hükümeti ülke genelinde desteğini kaybetmeye başlıyordu. İtilaf devletleri kabul edilmesi zor bir anlaşma ortaya koymuştu. Bu nedenle padişahın Paris'e gönderdiği Ahmet Vefik Paşa görüşmelerden çekildi. Bunun üzerine İtilaf devletleri Yunan ordusunu Anadolu içlerine sürdü. Balıkesir, Bursa, Uşak ve Trakya kısa sürede Yunan krallığının askerlerinin denetimine geçiyordu. Saltanat Şurası toplanmış, ikinci bir heyet gönderme kararı almıştı. Başında bu kez Sadrazam Damat Ferit Paşa vardı. Ve bu heyet Sevr Anlaşması'nı imzaladı. Fakat bu anlaşmayı ne Meclisi Mebusan onayladı ne de Sultan Vahdettin. Kadük kalsa da İtilaf Devletleri'nin amacı belliydi. İmparatorluğun küllerinden yeni devletler kurulacaktı. Fırat'ın doğusunda Kürt bölgesi öngörülüyor, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Ermenistan kurulması isteniyordu. Güneydoğu'daki sınır iller Fransız denetimi altındaki Suriye'ye, Trakya ise Yunanistan'a bırakılıyordu. İzmir için halk oylaması kararı alınıyordu. İstanbul'sa ülkenin başkenti kalsa da Boğazlar için komisyon kurulacaktı. Ayrıca savaş dönemi içindeki katliam ve tehcir suçundan yargılamalar başlayacaktı. Silahlar yeniden çekilecekti. Anlaşmanın şartları ağır, Osmanlı'ya kalan topraklar az bulunduğu için yeni bir çatışma dönemi başlıyordu. Müslüman nüfus yoğun olduğu bölgelerde düzensiz olsa da silahlanıyor, direnişe geçiyordu. İtilaf devletleri askerleri geri çekilmeye başlamıştı. Yunan hattı da kırılmıştı. Ankara'ya yaklaşan askerler artık geri çekilmek zorundaydı. Yunan askerinin Anadolu'ya çıkış yaptığı İzmir artık alevler içindeydi. Sadece askerler değil, şehrin gayrimüslim nüfusu da denize dökülüyordu. Sıra bu savaş döneminin ardından anlaşmadaydı. Barış görüşmesi İsviçre'nin Lozan kentinde olacaktı. Kimine göre bu anlaşma bir zafer, kimine göre ise hezimetti. Görüşmeye Türk heyetinin başkanı olarak İsmet Paşa seçilmişti. Ankara yönetiminin iki kırmızı çizgisi vardı. Biri kapitülasyonlardı, diğeri ise Anadolu'da Ermenistan'ın kurulmaması.
Geri kalan konularda uzlaşılabilirdi. Amaç bir an önce barıştı. 24 Temmuz'da atılan imzalarla artık sınırlar belirginleşiyor. Ankara hükümetinin varlığı ve bağımsızlığı uluslararası sistem tarafından kabul ediliyordu. Heyetin yüzünde gülümseme vardı. Ancak bu anlaşmayla Türkiye pek çok feragatte de bulunmaktaydı. Misak-ı Milli Beyannamesinden geri adım atılmıştı. Mısır, Sudan, Kıbrıs ve Libya gibi o dönemde hala hukuken Türkiye'ye ait görünen topraklardaki haklar devredilmişti. Ayrıca Yunanistan ve İtalya'nın Doğu Akdeniz adalarıyla 12 ada üzerindeki hakimiyeti onaylanmıştı. Bu nedenle Lozan Anlaşması kendi dönemi içinde de tartışmalara yol açacaktı. Birinci Meclis'in Trabzon mebusu Hafız Mehmet Efendi'ye göre Lozan, Sevr'e göre çok iyi, Misak-ı Milli'ye göre ise eksik ve fena bir anlaşmaydı.